Peki çok fazla sosyal medyada yoksun. Bu benim sana birazcık hatta Evet. şeyim de olmuştu. Ya Nefise o kadar güzelsin. Bir sürü şey yapıyorsun kendinle ilgili, yaşamla ilgili, anne olmak, eş olmak, çalışıyor olmak. Bunları böyle göstersen biraz da insanlara senden feyiz alacak çok kadın var. Çünkü böyle iyi örnekleri hani iyi yaşamayı Evet. hem annem işte eş olmak bunları bir dengede yürütmekle ilgili aslında ihtiyaçları da var. Sosyal medyayı Yani nasıl daha iyi kullanıyorsun? kullan demek istiyor. Niye Ben bu konuda daha aktif olabilirsin? Evet, Evet. pazarlıkçısıyım. Yani ben uygulama tarafındayım, gösterme tarafında değilim. İşin şov tarafında da çok herhalde orada eksikliğim var diye düşünüyorum. Bir Eksiklik mi göstereyim tercih bakayım. mi diyelim? Asla tercih etmiyorum çok fazla. Çok özelim bana kalsın istiyorum. Evimi de açmam, kapılarını açmam, hiçbir yere çıkmayız. Yani o ev bize ait bir alan, bizim dünyamız. Ben onda mutluyum. Ben o dünyanın Nefisesi olmakla mutluyum. Maya'nın annesi, Yusuf'un eşi, annemin kızı. Yani kendi alanımda ben mutluyum, huzurluyum. Bunu da başkalarına çok göstermek, çok açma taraftarı değilim. Orası da bana özel kalsın istiyorum açıkçası. Yoksa o ayrıca bir iş, başlı başına bir iş. Görüyorum çok güzel videolar çekiliyor, yapılıyor, paylaşıyorlar falan. O da ayrı bir mesai Tabii, aslında. tabii. İşte Ciddi ben bir başlı ara başına. öyle bu pandemiden sonra bir de Amerika olunca bu işlere çok sardım, influencer'lık falan ama çok, bir Çok boş yerden sonra vakit gerekiyor bence. sonra yoruluyorsun ve sıkılıyorsun. Ne yapıyorum ben falan oluyorsun. Yani gerçekten hem yorucu hem kendinden çok veriyorsun. Fazla mesai. Ama bazıları da gerçekten orada yaşamayı seviyor Aylin yani ama Tabii. Nefise karakter olarak bile zaten oraya uygun değil. Yani hani yapı olarak tanıyorum. Naif bir karakter. Evet, Yani. Aslında ben naiflikten de değil. benzetiyorum Bak karakterliği. özelim var diyor Benim yani. için de Evet, öyle özelim var. derlerdi. Yani ilk kurumsal hayattan bu klinik işlerine başladığımda orada sosyal medyada etkin olmak gerekiyor. Yani çünkü bir şeyleri anlatman gerekiyor. Yaptığın işi tanıtman gerekiyor. En iyi reklam alanı orası. Anlatım alanı. Daha Ama fazla yapabilir. net ki onu da görüyorum çünkü çok güzel. İstemiyor da. Çok güzel Türkçe kullanıyor. Evet. Çok 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 güzel teşekkür ederim. iletişim yapıyor. Ben Evet. gerçekten bu yanını da çok seviyorum. Kendini de Canımsın. her zaman geliştiriyor. Çok teşekkür ederim. Peki bununla beraber böyle yapmak istediğin şeyler var mı? Yani şunda da yer almak isterim. Böyle bir şey de yapmayı istiyorum. Yani buraya doğru yönlendiriyorum kendimi dediğin, kendi yatırım yaptığın. Aslında çok alanda var ama işte yaptığım iş şimdi bu sene yaptığım işten çok mutluyum bu programla birlikte. Çok güzel bir ikili olduğumuzu ve çok özel bir program yaptığımıza inanıyorum. O beni çok mutlu ediyor. Yaptığım her işte mutlu olmayı ve kendimi tatmin etmeyi hedefliyorum. Yani beni mutlu etmesi lazım yaptığım iş. Öncelikle evet nitelikli iş yapmayı tercih ediyorum. Seçeceğim bu konuda da gerekirse çalışmam ama istediğim işi yaparım durumundayım. Allah'tan çok istediğim bir iş geldi. O açıdan çok şanslıyım. Özel hayatımda da böyle. Açıkçası çok nasıl diyeyim? Çok öyle keskin hırslara kapılmış bir insan hiçbir zaman olmadım. Bununla hırs yapmıyorum. Ben kendimi biliyorum, kendime güveniyorum. Kimseye bir şey ispatlamaya, kimseye bir şey göstermeye ihtiyacım yok. Gerçek özgüven bence bu diye Net. düşünüyorum. Net. Yani bunu Zaten başkalarına bir gösterip Nefise anlatmaya gerek ekran yok. başında izleyen izleyiciler eğer bilmeyen de varsa onu hatırlatayım. Eski bir Türkiye Güzeli. Kaç yılıydı? 97. 97. Ne kadar çok zaman Evet, ne kadar geçmiş. zaman Değil mi? geçmiş Nefise. Evet. Senin Yani için çok şimdi fazla geçmemiş gibi. evet, senin için zaman Geçiyor, durmuş. geçiyor. Çok Sen teşekkür ederim. anlatıyorsun ya aynı. Ben böyle seni dinliyorum. Ben hep eskileri falan düşünüyorum. Böyle Evet, eskileri gör. değil mi? Aynı o şey naiflik devam ediyor. Bir insanın karakterinde olması gereken en güzel şey. Net, Yani aynen. onu saklamak, değişmemek, şımarmamak, bozulmamak diyorsun ya. Ben böyle bir karakterim zaten. Evet. Öyleydin. Hiç değişmedi. Peki şimdi resimlerini de görüyoruz Evet, zaten. O üzerinden o ne geçen kadar zaman güzel. ama şimdi ben kendim de eski Türkiye güzellerinden olduğum için Evet, düşünüyorum. İremciğim. O heyecan, o ışıltı, o hazırlık yani o jenerasyon için çok fazlaydı. Evet. Şimdi nasıl buluyorsun? Yani şu zamandaki yarışmaları? Aslında yapılıyor mu? Çok da takip edemiyorum Ya bak açıkçası. yapılıyor Değil mu mi? diye Haberim soruyor. dahi yok. Evet. Hiç bilmiyorum.
En son sinemanın kralı ve kraliçesi yarışması yapıldı. Ben onda jüri üyesiydim. Ama Türkiye Güzellik Yarışması yapılıyor mu? İnan hiç bilmiyorum. Takipte edemiyorum. Farklı yapılıyor. Konseptlerde yapılıyor. Yapılıyor. Çok hızlı bir bilmiyorum. Şekilde hemen bir hafta içinde. Hatta geçtiğimiz hemen. Hafta en son Elite Model o yapıldı mı? O bir modellik yarışmasıydı ama benim bahsettiğim güzellik yarışması. Yani bir güzellik yarışması Türkiye için ekrana kilitlenirdi evet, insanlar. Ertesi günü herkes sizi tanırdı. Evet ya biz uzun bir süre sokakta yürüyemediğimiz o dönemleri evet. Hatırlıyoruz ama şimdi kimdi en sonuncusu bilmiyoruz tabii, bile. İsmini hatırlamıyoruz bilmiyoruz. Neden böyle oldu? Bence sektör de güç kaybetti diye düşünüyorum. Yani mankenlik eskiden bizim defilelerimiz vardı hatırlar mısın? Tüm turneler yapılırdı falan. Biz ben hiç belli uyumadan markalar. Arka arkaya evet. Arka aylarca. Biz en güzel döneminde yaptık evet, bu işi. Çok güzel. Sonrasında bence sektör de çok sekteye uğradı. Tüketim arttığı için başka alternatif çok şey de çıktı. Bir de sosyal medya daha ön planda oldu. Televizyon evet. izlenmeleri ve bir sürü bir değişti bu bahsettiğim alternatifli yarışmalar bizim oldu. Bizim zamanımızda sosyal medya olaydı. Bizim zamanımızda olsaydı onları çok iyi olacaktı. Kaçırdık onu. İyi mi, kötü mü? Neresinden evet. bakarsan aslında. Aynen öyle. Peki o bir gününü nasıl geçiriyorsun da dönersek? Asıl şunu da merak ediyoruz. Evet gerçekten botoks yaptırmıyor ama cildine iyi bakıyor. Bir kere içeriden iyi besleniyor. Düzenli egzersiz yapıyor. Evet. Cildin için ne yapıyorsun? Mesela yazdan çıktın. Hı-hı. Güzel bir yaz geçirdin. Ben de evet. gördüm. Ara ara konuştuk da. Evet. Mesela bakın hiç bronzlaşmamış. Lekesi yok. Sen cildi de çok iyi. Güneşlenmiyorum. Hayır. Güneş ne yapıyorsun benim cildin için? Güneş cildi yaşlandırıyor. Evet. Bu kesin ve net. Cildimiz hasar gördükçe renk değiştiriyor. Hı-hı. Yani ben yandım bak ne kadar sağlıklıyım diyoruz ya aslında cildim ne kadar hasar aldı bak görüyor musun? Evet. Ne kadar renk onu değiştirdi. Gösteriyor. Demek bu cildeki o renk değişikliği. Ben hiç güneşlenmiyorum ama mutlaka güneşi de 20 dakika. Bunu Osman Hoca'yla da konuşuyor. 20 dakika belli saatlerde. D vitamini için. Evet D vitamini için 20 dakika kadar güneş almak koruyucu sürerek almak gerekiyor. Yapıyorum 20 dakika ama zaten ben maya ya denize giriyor ya dışarıda oluyorum. Ben yüzüyorum. O sırada zaten güneşleniyorum. Güneş gözlüğüyle güneşleniyorum. Ben de. Nasıl diyorlar? Konsiler mi sürüyorsun? Evet, ama güneş çok... ışınlarından gözlerimizi korumamız gerekiyor. Şöyle güneş gözlüğüyle gerekiyor. Yüzüyorum aslında. Yüzerken de güneş gözlüğü takıyorum. Çünkü hakikaten bütün o kırışıklıklar. Göz çevresi en hızlı güneşten etkilenen. Şu kaş ortası. Direkt gör beni gözünü kıstığın şöyle zaman. Şapka takıyorum ben. Güneş beni görmesin diye. Evet, yani ben denizin de dikkat içinde ediyorum. Bileyim. Görmesin güneş beni. Peki cildin için bakımlar mesela temizleme ne bileyim evde günlük cilt bakım arındırma temizleme rutinin var biliyorum. Ne yapıyorsun? Evet belli ürünler kullanıyorum. Biliyorsundur sen de retinolleri falan söyleyeceğim, peptitleri söyleyeceğim. Yeni dönem bir sürü şey var. Takip ettiğim, içeriğini temiz bulduğum belli ürünleri kullanıyorum. Onların hepsine bir zamanlaması var ne zaman sürmem gerektiğini. Tam rutini soracaktım. Onun bir rutini var çünkü. Var yani, evet. Ürün almakla olmuyor. Onu bir rutinde yaparsanız. Tabii sürekli kullanmak lazım. Sabah öyle akşam gibi rutinden öyle değil de sabah uyanınca yaptığı bir şeyler var. Gece evet, yatmadan gece önce yaptığın mutlaka bir şeyler var. Şeyler var. Evet gece kremleri var. Çünkü gece kremleri onarıcı etki içerir. Ve onu gece kullanmak lazım. Gündüz değil. Güneşe çıkarken süreceğin ürün var. Leke yapar çünkü. Sürmeyeceğin ürünler var. Onların hepsine dikkat ederek kullanıyorum. Yoga yapıyorum dediğim gibi. Temiz tutuyorum cildimi. Beslenme de çok önemli. İşte o ağır yağlar, kızartmalar ve benzeri. Onları tüketmemeye gayret ediyorum. Böyle, var mı böyle haftalık? Vitamin takviyesi falan almıyorum. Maskeler falan hani. Kendi masken var ben onu soracaktım. Hani böyle bir tüyo var mı bize verebileceğin kendi böyle. Gül suyu kullanıyorum ben. Gül suyuyla temizlik yapıyorum. En doğal tonik. Evet en doğal tonik. Kokusunu da seviyorum. Onu çok severek kullanıyorum. Gözenek de sıkılaştırıyor. En doğal söyleyebileceğim o var. Teknoloji uygulamalarından faydalanıyor musun? İşte son dönemde çokça biliyorsun radyo frekans oturuyorsun enerjilerde işte cildi dolaşım hızlandırıcı, var evet, rengini eşitleyici var. Evet, kullandığım belli başlı ürünler var bu konuda kullandığım. Onları da gün aşırı yapıyorum. Onları da bilinçli bir şekilde yapmak lazım. Ne yöne kullandığınız, nasıl kullandığınız da ya çok bu önemli. Kendin evde mi yapıyorsun onu? Evet, evde yapıyorum. Böyle aletler mi var? Var tabii. Var. Kendin yapıyorsun. Küçük, tabii. Ufak. Titreşimli. Evet. Ve kliniklerde tabii ki üst şey var. Hatta ben bir şey düşünüyorum şu an Nefise'ye programdan söylüyor sonra bana konuşacağız aynen. Onu. Evet.